Bulgaristan yemek turumuza afiyet, bal şeker olsun diyerekten başlatıyorum. Kendime geliyorum. Çakram. Çakramı yerine de yatırmam lazım. Alırım başımı, başım bir deliyle. Unutur kurursa unuturum. Daha bizim burada otobüs durağında 2 saat yolumuz var. Oradan 9 saat yolumuz var. Oradan 2 saat uçak yolculuğumuz var. Oradan da 2 saat şehir merkezi yolculuğumuz var. İyi ki ucuza bilet aldık ya. Alırım başımı, başım bir deliyle. Bir günü kurutur kurursa unuturum. Gençler selamünaleyküm, konnichiwa. Birazdan Paris'e doğru yolculuğumuzu, daha doğrusu benim için daha çok böyle Avrupa, mini bir Avrupa turu yapacağım bir yolculuğa doğru çıkacağız evden. Paris'e gidiyoruz ya, amaç Paris ya. Aptal, salak, mal kafa, şimpanzi. Bu arada saçlarım da var ya iyice. Bu arada geçenlerde bayağı konferansa gitmiştim. Sakarya'da, Ankara'da, Konya'da. Sizlerden gelen böyle tatlı tatlı hediyeleri şu rafıma koyuyorum bilginize. Denizden kum toplayan var. Arkada böyle Japon Hamza ve ona bağlı kelimeleri yazanlar var. Go with the flow, afiyet, bal şeker olsun. Selamünaleyküm, konnichiwa, dırın dırın, mökeme, coğrafyam, iki net, yemek, goofy. Bu arada goofy demişken bu ilk koleksiyondan kalma artık, son stoklar. Poz 5 zaten bitmişti. Pembe de çok çok az kaldı. Böyle 10 tane falan kaldı herhalde toplamda. Bu da yaklaşık 10-15 tane kaldı bilginize. Onun dışında şurada ufak bir mini Hamza'mız var. Arkadaşlar TEDx'ten kalma böyle plaketimiz. Şurada da kardeşim Rana'nın bana aldığı yeni yıl kartıyla birlikte bu seneki hedeflerimi şuraya zarfa koydum. Senenin sonunda bakalım kaç tanesini yapmış olacağım. Ya bardağın içine niye polo şeker var abi? Rana'yı böyle haftada bir iki kere eve davet ediyoruz ki bulaşıkları yıkasın, evimizi süpürsün. Kim? Ya çekme, çekme. Niye ya? Ya abi insanlar bu hak etmiyor. Niye ya, Allah Allah. Bu arada bakın evimin en güzel yanı, şöyle buzluğu açıyorsunuz ya ve abi, annemin getirdiği menemenlikler var. Ne ya, Allah Allah. Neyse Rana ona espirirken ben de valizleri hazırlayıp ona yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir yolculuk olacak. Let's go. Herhalde en son otogara geldiğimde abi Selanik'e giderken gelmiştim. Üniversite 2 falandı. Yaklaşık 3-4 yıl oldu mu olmadı mı hiç emin bile değilim artık ama arkamda bu sefer Sefil Rana'yla birlikte aldık böyle sırtımıza çantalarımızı, maşallah maşallah. Belimizde, omzumuzda, boynumuzda fıtıklarla da olsa böyle bir şekilde gideceğiz. Çok şükür, bin şükür daha yolculuğun başlama anında, yani evden otogara kadar yaklaşık 1 saat 10 dakikalık yolculuğun ardından vardık. Gideceğimiz yer ise Sofya abi, çünkü bunun videosunu zaten yapmıştım ama Bulgaristan üzerinden yurt dışına çıktığın zaman çok 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 hem de bayağı bir çok daha ucuza gidebiliyorsunuz gitmek istediğiniz yerlere. Yani bizim esas gitmek istediğimiz yere bilet 6000 lirayken Sofya üzerinden gittiğin zaman 258 liraya geliyor. Bro, what are you talking about, man? Hazır böyle fırsatı da yakalamışken dedik ki Rana ile birlikte Fransa'ya gidelim. Heyecanlı mısın? Mutlu musun? Mükemmel misin? Bu sefer evet. Ve tabii şöyle Avrupa'nın soğuğunda da ısıtsın diye goofy'mizi de giydik ettik. Tabii Bulgar yemeği olmasa da en azından şöyle güzel mi güzel sokak yemek turumuzu Konya usulü Mevlana ile başlatmak istiyorum. Mükemmel mi mükemmel? Üstüne limonumuzu sıkalım abi. Otobüs yolculuğumuz yaklaşık olarak 9,5 saat sürecek çünkü. Afiyet, bal şeker olsun. Afiyet, bal şeker olsun. Fransız usulü yemekleri yemeden önce şöyle güzelim memleketimizin Konya usulü yemeklerini de yedik. Metro turizmle birlikte 9,5 saatlik yolculuğumuz var. Yani metro ile yolculuk yapmak nasıl olur, nasıl olmaz, hele yurt dışı olduğundan ne problemler olabilir. Bir de son zamanlarda Avrupa'ya gidenleri bayağı durduruyorlarmış galiba sınırlarda, özellikle otobüste. O yüzden o konuda gitmek isteyip de endişesi olan eden varsa onun da cevabını bu videoda vermeye çalışacağız.
Gençler sınırlar çok da güzel değilmiş, onu belirtmek istiyorum. Yani baya bir sıra varmış, o yüzden ne nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şu anda molaya geldik. Sınıra yakın, hala Türkiye sınırları içerisinde bir petrol ofisinin yakınlarındayız. Biz kaç saat gittik de mola verdik? Bilmiyorum. Bir daha. Hayır. Hatta dur. Almış. Neyse hadi gidiyoruz, let's go. Ya abi şimdi kamerayı çıkarırsam sınırda sıkıntı olur diye şöyle telefonla çekeyim. Arkada otobüs sisi görebilirsiniz. Şu tarafta da sıra var. Bitmek bilmeyen bir sıra bu arada. Kaçta çıktık? 8.30'da, saat gece 1'i çeyrek geçiyor ve hala Türkiye sınırındayız. Şaka gibi. Yani ilk defa dediğim gibi otobüste geçiyorum. Rana da geliyor arkadaş. Pişman mıyım? Bayağı pişmanım. Onun yerine ucuz bir bilet kovalayıp normal İstanbul'dan kalkışlı bir şey yapsak çok daha faydalı olur gibime de geliyordu. Yani şu an en azından öyle geliyor. Rana'cığım alalım düşünceni. Ne diyorsun? Allah sıkıntıdan var ya, su içiyorum, yani lavabo ihtiyacım gelecek. İçerisi sıcak, dışarısı buz kesiyor. Ha bak, aha bak, hareket etti, hareket etti ve yine duracak bir saat falan burada. Az şöyle hazır vücudumuzu oynatıp ısınalım. Şoförün uyuyordu, adam uyandı. Ne? Yani gerçekten şoförün bile uyuduğu ilginç bir yolculuk olmaya devam ediyor. Saygılar, sevgiler. Çalışan bile öyle kafa yemiş ki artık buradan gide gide. Ya var mı diyorum, sıra var mı? Var tabi, hem de nasıl var falan yapıyor. İyi var, Allah'tan şoförümüz uyandık herhalde de yavaş yavaş ilerliyoruz abi. Şöyle gizlice çekmek istiyorum ama saat tam olarak 3.42 geçiyor. Sınırdan geçtik, pasaportumuzu bastık. Damgayı aldık, çok şükür, bir şükür. Otobüse tekrardan gidiyoruz abi. Safiye doğru. Gençler an itibariyle sabahın 7'si, Rana ile birlikte şöyle görebiliyorsunuzdur belki hatta şuradan. Acayip soğuk ama Sofya'nın otogarına, şurada da metroyu görebilirsiniz, Sofya'nın otogarına varmış bulunmaktayız. Sadece tek bir sıkıntı var, bundan sonra ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Rana dışarıya çıkmak için hazırlıyor kendisini, hem mental hem fiziksel. Ben de şöyle hazırım abi, çantalarımızı aldık arkamıza, önümüze. Normalde bugünün akşamı için, yani bütün gün böyle gezip akşamında bir hostele geçeriz diye düşünmüştük. Ama abi görebilirsiniz, yani gerçekten hava çok daha hoş değil şu anda. Hem deli gibi soğuk, yani çok net sıfırın altında bir soğukluk var, tam olarak kaç bilmiyorum. Gerekirse bir gece fazladan öderiz ama eşyalarımızı koyarız, birazcık ısınırız. Sonrasında da Avrupa turumuzun ilk ülkesi olan Bulgaristan Sofya'da güzel bir yemek turu yapalım. Alalım fikrinizi Rana Hanım. Nasılsınız? Doluyorum. Kafana takacak bir şey yok mu? Hoodie'ni taksana. Abi dur. O değil de ciddili var ya, şu tripod tutacağım diyor, elim o kadar acıyor ki. Deli soğuk var ya, deli. Belli oluyor mu? Abi inanılmaz soğuklar. Yani bunu kaç kere söylersem ne kadar ifade edebilirim bilmiyorum ama yemin ederim inanılmaz soğuklar. Aman gelirken 101'de içecek mi içecek bir şeyler alsaydık da bari içim ısısaydı ya. Bir tane ince kot pantolonla geldim ben bu ülkeye ya. Yalnız bakın ilginç bir şekilde tramvaylar yolun ortasında böyle duru veriyor. İnsanlar iniyor tramvaydan. Sonra da öyle hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Bedavaysın. Yürüyorsak hoş değil. Bu arada gençler görebilirsiniz, -3 derece. Ve hostelimize geldik gelmesine, hatta ismi hostel mostel abi görebilirsiniz ama sanırım hostelimiz kapalı. Kapısı burası galiba. Çal bakalım. Aha açtı, vallahi açtı, hadi. Vallahi ilginç kapılardan, ilginç yerlere girerek giriyoruz hostelimize. Ve sanırım hostelimiz burası. Diyerekten yaklaşık olarak 2-3 saat sonrasından selamünaleyküm, konnichiwa, Bulgaristan'dan ilk abi, sabahımızdan abi. He? Arabanın burnu var.
Bravo. Daha henüz odalara giremediğimiz için çok çekemedim odaları ama hostel gerçekten çok tatlı bir hostele benziyor. Ne kadar böyle Allah oh 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 vallahi sıcacık sıcacık olmuş ya. Şöyle hemen göstermek istiyorum abi, hostelimiz tekrardan söylüyorum, hostel mostel diye bir yer ve girişi şurası. Yani baktığın zaman aslında çok da böyle normal bir girişi yok ama girdiğin zaman gerçekten hoş bir yere doğru gidiyor. Zaten girer girmez böyle bedava çay yeri vardı, çaylarımızı içtik, ben bir iki saat falan yaklaşık kestirme ana kendi çapında bir şeyler yaptı. Ve açlığımızı gidermek adına şimdi gidiyoruz güzel bir kahvaltı yemeye. Buranın ilk sokak yemeğinden ziyade geleneksel yemeğini yemeye gideceğiz. Abi ilginç bir şekilde bak, hostel dahil birçok binaların girişi böyle eski püskü. Ama anladığım kadarıyla içerisini çok da güzel süslüyorlar. O yüzden öyle dışarıdan bakıldığı gibi asla olmuyor. Ve gerçekten dırıt dırıt gelelim ilk kahvaltı mekanımıza. Ne yiyeceğiz derseniz de şöyle elimde gördüğünüz Bulgar usulü börekler abi. Namı diğer Banitska ya da Banitsa diye de geçiyor. Zaten şu arkamdaki şeyden görebilirsiniz. Keep calm and eat Bulgarian Banitsa demişler. Bunların tanesi yaklaşık olarak 3,5 Bulgar levine geliyor abi. O da şu anki kur ile onunla falan çarpman gerekiyor. İçine gelecek olursak farklı farklı banitsalar görebilirsiniz. Bu böyle peynirli, yumurtalı, domatesli. Tek anlamadığım börek dediğin normalde sıcak servis edilir. Bayağı sopsoğuk. Ama tadına gelecek olursak Allah var, çok güzel. Gayet taze taze her sabah yapılan bir şey burada. Normal börek. Türkiye'deki böreklerden ne kadar farklı? Bence o kadar da farklı değil. Normal börek. Ama tadı güzel mi? Kesinlikle güzel. Bir de şöyle ısıtsalar ya da tost makinesiyle bassalar mükemmel gidecek. Normal börek. Yanına da bir tane ıspanaklı peynirli almıştık. Benim bir daha güzelmiş. Abi herkes bunu almış, biz de bunu alalım. Gayet tatlı, içeri girip yani içeri güzel, böyle manzara çok da güzel. Kendime geliyorum. Çakram, çakramı yeni de yetinmem lazım. Bulgaristan yemek turumuza afiyet, bal şeker olsun diyerekten başlatıyorum. Dedik ve banitsamızı yedik. Şimdi yarım saatlik bir yürüyüş mesafesinde geleneksel yemek satan bir yer var mı? Yarım saat şöyle Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'nın sokaklarında geze geze ikinci yemeğimize doğru gidiyoruz. Bu arada gençler, hazır yolda yürürken şurada Binbin bulduk. Türkiye'deki Binbin, çalışıyorum ona bakacağım. Aa, internetim yok ama ya. Of ya. Ama bakın ne kadar acıklı değil mi? Türkiye'nin komşu ülkesi, burada asla şey yok. Böyle ağaca bağlamanız gerekiyor, kilitlemeniz gerekiyor gibi kurallar. Direkt yolun ortasına bırakabiliyorlar. Bir de ek olarak Türkiye'yi severim ederim ama burası yine söylüyorum. Sadece komşu ülke olmasına rağmen yolda geçerken arabalar duruyor ediyor. Yani bunu da gerçekten hissettiriyor, Avrupa oldu. Cani, ne yaptın? Ama çocuk pes etmese ona bırakacaktım. Çocuğun balonu patladı. Ders verdim. Kocaman... Pes etmezsen... Kocaman balon. Çocuğun balonu patlattı ya. Geldiğimiz lokantanın adı Rakete, Rakia Bar denen bir yer. Niye buraya geldik derseniz, kahvaltı yaptığımız yerdeki abi dedi ki burada geleneksel yemekleri bulabilirsin. Yani özellikle yılbaşı sonrası olduğu için sanırım sokak yemekleri yapan yerler genelde yaptıkları... Aa, bozayı unuttuk ya. Gün ayın 3'ü bu arada. 3 Ocak 2023. Sokak yemekleri satan yerler henüz böyle depolarını etmemişler. Bu yüzden de geldik buraya ve ne yiyeceğiz derseniz de bunların meşhur mu meşhur tarator dedikleri çorbası. Yanındaysa şöyle güzel mi güzel şopska salata dediğimiz peynirli geleneksel Bulgar salatası. Sonrasında birkaç şey daha eklenecek ama önce şunların tadına bir bakmak istiyorum. Tarator çorbamız abi, görebilirsiniz ama soğuk yoğurtlu çorba. Cacık gibi içine nane ve böyle salatalık koyuyorlar. Tadına gelecek olursak da... Cacık ya valla. Tarator dediler. Fiyatı ise 5,5, yani yaklaşık olarak 55 liraya falan geliyor. Cacığa 55 lira verdik. Hayırlı uğurlu olsun.
Ama güzel bir çocuk yani. Pardon, Tarator. Bildiğim cacık. Hayatım cacık yemiyordu. Gel gelelim ikinci yemeğimiz, o da şopska salat dediklerimiz. Buranın Bulgar usulü traditional salatası. Hatta zoomlayayım abi, içindekileri görün. Biber var, domates var, salatalık var. Bir de en önemlisi peynir var. Fiyatına gelecek olursak 10.9 lev, yani 110 liraya falan geliyor abi. Şu elimde gördüğünüz bir tabak salata. O yüzden yavaş yavaş tadını vara vara yemeği düşünüyorum. Bildiğimiz peynirli domatesli salatalık. Ve gel gelelim ana yemeğimize. Bu birazcık daha böyle Türkiye'de bulamayacağınız tarz yemek. Namı diğer kebapçı dedikleri buranın kebabı abi. Hatta hemencik zoomlayayım size tabağıma. Öncelikle yandaki şeyleri hemen göstermek istiyorum. Şurada güzel bir tane böyle soslu salatamız var. Lahana salatamız görebilirsiniz. Barbunyamız var. Burada görebilirsiniz. Domates sosumuz var. Patatesimiz var. Ve şöyle ince uzun kebapçı dediğimiz buranın kebabı var. Alıyoruz forkumuzu, alıyoruz knife'ımızı. Entel bir şekilde şöyle kesiyoruz. Doğruyoruz. Afiyet, bal şeker olsun. Abi Bulgaristan Avrupa'nın güneyinde yer almakla birlikte Balkan ülkelerinden bir tanesi. Ama bazı Balkan ülkelerinden farklı olarak maalesef ki Schengen vizesine tabisiniz. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde. O yüzden öyle Bosna, Sırbistan gibi vizesiz çat pat gideyim olmuyor. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden bir tanesi, ne kadar cacık 55 salata 110 TL olsa da. Ve popülasyonu ise 7 milyon civarı, yani 6.8 milyon. Ve ek olarak şu an bulunduğumuz Sofya abi 7000 yıl önce kurulan bir şehir mi? Konuştuğundan beri ismini değiştirmeyen en eski Avrupa ülkesi imiş. Yani bu kadar bilgi verince insan canı tatlı da çekmiyor değil. Bu nedenle de tabii ki Bulgar usulü olmasa şöyle buranın güzel mi güzel dondurmalı elmalı turtamızı aldık abi. Ama ne Rana söyledi, acayip şu an karşıdan bana bakıyor ama dondurmayı eritmeden şöyle sıcacık sıcacık. Canın çekiyor değil mi? Nasıl canın çekiyor, nasıl bakar ya? Pislik. Nazar değecek, dur. Yiyorum. Yiyebilir miyim? Ben de meşgulüm. Bu arada gençler soranlar vardı, lazer tedavisinden sonra nasıl olur diye. Şöyle gözüne bakabilirsin, kızarıklık biraz var hala ama baya baya azaldı. Hala günde en az 4-5 tane damla damlatmam gerekiyor ama son 1-2 haftası kaldı damlanın, sonra bitiyor. Sen kilo mu aldın? Çıkıcı gidiyor. Sonra Rana ile fark ettik ki bizim başımız acayip bir şekilde ağrıyor, hatta acıyor. O yüzden hostele geri çekinimizi yapacağız şimdi eşyaları. Çünkü sabah fazla erken gelmiştik, 6'da gelmiştik. Hostele nakit istediler, kişi başı gerisi 140 liraya geliyor bu arada. Hem hostele çekinimizi yapalım hem de 1-2 saat kestirelim dedik. O yüzden de şöyle nakit paramızı çektik abi. Gördüğünüz hostele check-in'imizi yaptık. 6 kişilik odaya geldik. Şurada da Rana hayatının ilk hostel deneyimini yaşıyor abi. Normalde 8 kişilik ve daha fazla kişilik odalar da vardı ama hazır buraya gelmişken Rana'nın da ilk hostel deneyimi olduğu için dedik ki 6 kişilik şöyle orta derece güzel bir hostelde kalalım. Şu yatakların tanesi 200 liraya geliyor abi gecesi. Ama ben 8-10 kişilik olan yataklarda da kalırım derseniz 140 liraya kadar inen böyle ucuz yataklarda mevcut, bilginize. Şöyle yatağı görebilirsiniz. Gayet yumuşak, gayet rahat. Oda deseniz gayet tertemiz abi. Rana deseniz gayet musmutlu. Perde benim horlama sesimi gece yok etmeyecek, biliyorsun değil mi? Vallahi 8'den beri iyice pitik bir vaziyetteyiz. Ufak bir uyku molası. İyi geceler. Diyerekten Bulgaristan'dan tekrardan günaydınlar. Noel arabamızı şöyle saygıyla selamlar. Ve uykusundan uyanmış, böyle hafif yorgun ama bir o kadar da Sofya'daki 24 saatini çöpe atmak istemeyen iki kişi burada. Normalde kırmızı ışıkta geçerdim ama burada sadece biz geçiyoruz. Başka hiç kimse geçmediği için birazcık göze batıyor böyle şeyler. Arada şu kocaman Rana'nın beni beslediği pizza yaklaşık olarak 30 liraya falan geliyor dilime. Çukur. Ne? Çukur. Bir tane ısırayım bir de. Ayı ya, gerçekten. Ne kıskanıyorsun ya? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions, we'll get away.
is what we waited for. Ted Alexander Nevsky Katedrali. Ne ya? Sen söyle St. Alexander Nevsky Cathedral. Bu çocuğun normalde şivesi yok. Hayır var oğlum. Ne zaman kamera açıyorsa sana bir şive geliyor, ben anlamıyorum. Yalandan yapmıyor ama gerçi kendi de fark etmiyor. Kameranın büyüsü mü ne? Abi diyorum böyle dedin öyle mi diyor. Ne alak oğlum? Tamam doğru da var. Bu çok belli zaten. Demek ki sahte yapamıyorsun. Alexander Nevsky Cathedral. Tamam okey. Bu arada alakasız bir şekilde kim milyoner olmak istersine girerseniz %20 vergi ödemeniz gerekiyormuş, biliyor muydunuz? What? Ek olarak da şimdi içeri gireceğimiz de çok da kamera insanların gözüne sokmak istemediğimiz bu güzel mi güzel katedral abi. Balkanların en büyük katedrali olmakla birlikte Avrupa'da da 10. büyük Ortodoks katedrali ve bildiğiniz üzere zaten Bulgaristan'da %85 insanlar Ortodoks Hristiyanı. Geri kalan azınlıklarda da en çok Müslümanlık mevcut. 3170 metrekare olmakla birlikte yaklaşık olarak 5000 kişiye kadar alabiliyormuş. Şimdi içeri giriyoruz. Size afiyet, bal şeker olsun. Diyerekten şöyle gizli çekimimizi yakana kadar ikimiz de yapmaya çalıştık bir şekilde. Umarım az da olsa içerisini gösterebilmişizdir. Artık yavaş yavaş günü kapatacağız kapatmasını, ama nasıl kapatacağız derseniz her ülkede Türkiye ile kıyaslamasını en çok sevdiğim şey olan şu arkada göreceğiniz Ali Baba adlı dönercimizde döner yiyelim diyoruz. Zaten şöyle arkamda da insanları görebilirsiniz. Bayağı bir insan buraya yemek yemeye geliyor herhalde. Tekrar söylüyorum ama mekanın adı Ali Baba ve şöyle göstereyim. Sarımsaklı mayonezli sosumuzla birlikte dönerimizi yiyoruz. Fiyatı yaklaşık olarak 7,5 leve geliyor. Onu söylemek istedim. Yani şu 70-80 liralık bir döner. Ek olarak da şöyle 3 adet Türkiye'de görmediğimiz içecek aldık abi. Tadına gelecek olursak da gelirseniz bir denemenizi tavsiye ederim. Yani Türkiye'deki gibi ama değil. Öncelikle en sağlıksız gözüken şöyle yepyeşil bir Fanta. Hello. Russia. Russia. The best. Okay. The best. Bandit.